Değerli izleyiciler, sevgili Kayseri liseliler, iyi akşamlar. Bir cumartesi akşamı daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü programımızda bir ilki başlatıyoruz. Kayseri Lisesi Edebiyat Öğretmenlerinden Cevdet Kudret'in Havada Bulut Yok adlı kitabını her hafta 10 kişiye armağan edeceğiz. Ayrıca bu programlarımızın izlenmesinde siz sevgili izleyicilerimizin takdir ve desteklerine mazhar olmaktan çok mutluyuz. Lütfen eleştiri ve tavsiyelerinizi bize iletin. Programımıza konuk olarak katılmak isteyen öğretmen ve mezunlarımızın bizimle irtibata geçmelerini önemli rica ediyorum. Ayrıca Kayseri Lisesi tanıtım platformu olarak liseli arkadaşlarımızın sosyalitesini artırmak için yaptığımız etkinliklere çok yoğun talepler üzerine her ay devam edeceğiz. Dünya Kadınlar Günü etkinliğimize tüm Kayseri liseliler ve kadınlarımızı davet ediyoruz. 10 Mart Cuma günü akşam saat 19'da canlı müzik yemekli buluşma yemeğimiz yapılacaktır. Bugünkü program konumuz Kayseri Lisesi'nin fark yaratan mezunları. Şimdi sizlere sevgili konuğumu ve programı beraber hazırlayıp sunacağımız arkadaşlarımı tanıtıyorum. Kayseri Lisesi'ni 1970'li yıllarda müzik dalında temsil etmiş, Türkiye birincilikleri kazandırmış müzisyen, sanatçı, akademisyen, aile yaşantısı ve özel yaşantısıyla bir beyefendi, güzel insan, gururumuz Şirvan Güner'i. Sevgili Şirvan, hoş geldin. Hoş bulduk. Şey bir giriş oldu ya, fazla bir giriş oldu. Evet, bu programın yapımında çok büyük emekli olan tasarımcı, reklamcı, sanatçı, vefalı Kayseri'li dostum Tevfik Erdoğan. Hoş geldin. Pardon, Tevfik Eraslan. Dostum hoş geldin. Evet, çünkü sakin canım. Erdoğan'ın fazla şey var da. Biraz sakin. Onu anlatmak için tanımak lazım seni. Teşekkür ederim. Program yapımcısı, sunumcu, beraber yorulmadan yürüdüğümüz kardeşim, arkadaşım, dostum Ali Peker. Teşekkür ederim. Ali'ciğim hoş geldin. Teşekkür ederim. Şimdi sözü sana bırakayım da ben biraz... Ben sadece değerli izleyicilerimize biraz önce kısaca vurguladın ama... Evet. Değerli izleyenler, bu akşamdan başlayarak ilerleyen haftalarda da her akşam, her programda 10 izleyicimize Cevdet Kudret'in Havada Bulut Yok romanını hediye edeceğiz. Nasıl hediye edeceğiz? Sevgili Metin'in ve benim, sevgili Tevfik kardeşimin Facebook'ta öyle değil mi? Çünkü evet, etiketlediğin evet. Sayfamıza. Birazdan yönetmen arkadaşım ekrana soruları yazacak. Soruları telefonla cevabını alıyorduk daha önceki programlarda ama bu hafta telefonunu kullanmayacağız değerli izleyenler. Facebook üzerinden cevaplarınızı alacağız. Bunu da arz etmiş olalım. Bu konuyu ilerleyen bölümlerde de paylaşırız. Ben sözü fazla uzatmadan sevgili Metin'e bırakayım. Tabii izin verirseniz. Sevgili kardeşim Şirvan Güner'e ilk soruyu sormak istiyorum. Şirvan Güner'i kimdir? Nerede doğdu? Yaşam hikayesini kendinden dinlemek istiyoruz. Şirvan Güner'i kimdir? Merak ediyoruz. Anlatın kendinizi. Nerede doğdunuz? Nerede yaşadınız? Evet, Kayseri'de doğdum. Kayseriliyim. Doğma büyüme derler ya. Doğma büyüme Kayseriliyim. Bir tek üniversite döneminde Ankara'da bulundum. Sonra tekrar döndüm buraya. Ne yapabileceksek burada yapalım niyetiyle. Şimdi aileniz kaç kişi? Ben şey soracağım. yerlisi misiniz Kayseri'nin? Yerlisi değilim, yok. Bak ona dikkat ederim. Doğma büyüme değil. Özür dilerim biraz sizi havaya soktum diye diyorum. Kayseri misin sorusu vardı bizim Halit Erkiletlioğlu hocamın. Bana aynı şekilde soruyor. Kayseri misin? Kayseri'yim dedim. Nasıl burada yani yerlisi misin, nasıl oluyor dedim. Hanımın yerlisi değilsen dedi. Hanımın Kayseri mi? Değil. Bağın var mı Kayseri'de? Değil. O zaman dedi Hunat'tan gidin. Cami Kebri'den gitmeyin. Onun için. Doğru Hunat'tan. Hunat'tan gidin. Şimdi biz nereden gideceğiz? Hunat'tan mı Cami Kebri'den mi? Ben onu da Allah, bilmiyorum. Allah keşinden versin. Allah çok lazımsınız bize. Yani şimdi aile yapınızdan bir şey yap. Kaç kişisiniz? Ya iki kızım ya. Var. Küçük yaşları daha. Biraz geç evlendik biz. biri 6-7 arasında. Biri 12 yaşında. İki güzel sevimli kızım var. Öyle geliyor bana. En azından. İşte onu diyordum. Yani Kayseri'de olmaya da bilirdim aslında. O yıllarda üniversite
Den sonra İstanbul'da iş bağlantıları kurdum. İşte sinema televizyon bölümü bitirmiştim. Hem müzik hem sinema ile ilgili iş bağlantılarım vardı ama bir tesadüf Güzel Sanatlar Fakültesi kuruldu o yıllarda buraya. 1996 yılında galiba girdim ben. O ara vazgeçtim. Yani araya şunu İstanbul sokayım mı? İstanbul daha uygundu. Sizin çalışma alanınız olarak. Çok daha uygundu. Çok daha uygundu. Öğrenciler şey derler. Ki durumu birleştireyim. Aa hocam hiç Kayseri'liğe benzemiyorsunuz siz falan derler. Benim tek cevabım vardır. Ben Kayseri'yi terk etmeyenlerdenim. Ama çok güzel. Tabii. Çok güzel. Çünkü herkes terk etti Kayseri'yi. Kayseri eski zamanlarını bilseler o şeyi bana yönetmezlerdi. O ifadeyi kullanmazlardı. Herkes terk etti. Ben terk etmeyeyim dedim işteyse. Kalayım isterim. Benim kalma nedenlerimin en önemlisi budur. Konumuzda çok ilgisi yok ama gerçekten Kayseri'de ne kadar ilerleyen, büyüyen kuruluşlar hepsi İstanbul'da. Merkezlerinde taşımışlar. Ve bu çok kötü olmuş Kayseri için. Evet. Burada hizmetler, gelişim falan. Ben o yüzden şeyi merak ediyorum. Müziğe ilginiz nasıl başladı? Yani birinci merak ettiğim şey o. Müziğe ilgim mutlaka biz çocukken değil mi? Üç kardeşiz, evet. üç erkek, ben en küçüğüyüm. Ortancamız o yıllarda, yani yıllar kaç? Herhalde 62, 3, 4 falan gibi. O çok heveslendi. Gitara heveslendi. Yeni mahallede büyüdük biz. Yeni mahallede... Kayseri'de gitar mı bulamazdı? Satın almaya gitar bulamazdın. Evet. Yok, çok zor bulunuyordu. Gitara heveslendi. Yeni mahallede bir gitar çalan abimiz vardı o zamanlar. Ondan kurs alayım diye niyetlendi. Annem babamdan habersiz nasıl etti, nereden yaptı o işi bilmiyorum. Bir gitar aldı abime. Allah Allah. Aldı ve benim de çok kötü bir anım vardır onunla ilgili. Sabah giderken yorganın altına koymuş. Herhalde dokunulmasın diye. Gitar kırdım demeyin. Aynen öyle. Çocuğuz ya, çok hareketliyiz. Ben bir zıpladım şeyin üstüne, yatağın üstüne bir zıpladım. Eyvah altından. Kötü bir ses. Çok kötü. Yani kötü ya da iyi işte, böyle başlayan bir şey. Ondan sonra büyük abim, ondan sonra ben yavaş yavaş başladık. Ailenin içinde zaten birileri bir şeyle ilgilendi. Evet, evet, evet. Mecburen yayılıyor böyle. İyi ki de ilgilenmişsiniz yani. Gerçekten iyi ki de ilgilenmişsiniz. Şimdi ben şöyle bir derdi bulmak istiyorum. Saat 9:30 gibi biliyorsunuz. Evet, bağlantımız Gülay Tunçer'le bağlantımız var. Birkaç dakikamız var. O zamana kadar biraz da işin akademisyenlik yönünden bahsedebilir misin Şırvan Hocam? Ben hep sinemadaydı aklım fikrim. Yani çok yıllar öncesinden, lise dönemlerinden beri falan hep sinemadaydı. Dolayısıyla ben burada işletme de okudum. Yarım bıraktım. Bitirmedim, gittim. Sinema televizyon bölümü bitirdiniz ama. Tabii Ankara'da, evet. Hiç niyetim yoktu. Başka okullar, mesela İtalyan dili edebiyatı bölümünü kazandım, hiç gitmedim. Neyse, en son orayı bitirdik geldik. Şunu demek istiyorum, sinema hep şey kaldı bizim içimizde, böyle bayağı bir yer tuttu. O yüzden de içinde de biraz daha bu son 10 yıldır falan belgesel sinema fikri biraz daha yerleşti. Çünkü belgesel sinema, sinemanın temeli. Evet. Belgeselle başlıyor. Yani işte bir Kara Tren'in girişi var mesela, ilk çekilen film gibi. Bu bir belgeseldir. Tren gara giriyor. Görüyoruz onu. Dolayısıyla belgesel sinemaya eğilimim biraz daha arttı. O yönde çalışmalar yapıyoruz. Yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Benim fakülteden arkadaşım Özcan Gürbüz var. Onu burada anmadan geçmemek gerekir. Onunla birlikte çok uğraştık bu işlerle. Ve hala uğraşıyoruz ve hala projelerimiz var. Ben sizi iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Niye? Sinema
bütün sevdiğimiz sanat dallarının ortaklaşa üretilebileceği, toplanabileceği bir yer. İçinde müzik var, tabii, fotoğraf tabii, var, tabii, duygu var. Yani tabii, sinema harika bir şey. Tabii, komple ama sanat. İşte Kayseri'de oturup da derler ya, hani denize girmeden yüzme öğrenmek gibi, burada havuzda idare ederek inşallah önünüzde havuzlar deniz olur. İnşallah. İnşallah. Eser çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Bir, genellikle okulda ders ve benzeri uğraşlarla geçiyor zaman. O yüzden çok fazla böyle pratik anlamda bir şey yapamıyor isek de zaman içinde belki tam adına belgesel denemeyecek şeyler, daha bir tanıtım filmi, daha daha az belgesele benzeyen birçok şey yaptım tabii ki. Yani üniversiteyle ilgili Turhan Feyzioğlu belgeseli yaptık mesela. Talas belgeseli yaptık. Küçük Talas küçük be. Üniversiteyle ilgili belgeseller yaptık. Bunlar da araya sıkıştı bu dönem içinde ama yani bir şeyde... Ama çok daha güzel çalışmalar var planladığınız değil mi kafanızda? Var, yani var, 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 var. O biterse var, zaten bekliyor. Hayat biter. Yok, bitmeyecek. Proje bitmeyecek. Buradaki evet, olay bu. Evet, bitmeyecek. Olay bu. Evet, evet şey telefon olayımızı çözelim telefon. Ben bir rahatlayayım. Evet, rahatlayalım. Mustafa. Evet, evet, evet. Hazır mı Mustafa? Sayın Gülay Tuncer galiba. Sevgiciğim. Önce bir şey yapalım. Sen Metin'im. Buyur. Gülay Alo. Hanım'da. Gülay Hanım. Alo. Sevgili Gülay Tuncer merhaba. Ben Metin Yücel. Merhabalar. Sevgiler Bodrum'dan. Merhaba. Bak el sallıyor. Sen bizi görmüyorsun ama Şirvan el sallıyor. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Aha, nasıl evet, sağ evet, salim gördüm. Sağ salim varmışsınız Bodrum'a. Biraz kopuk geldi ama tamam. Ben de hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili dostum Şirvan başta olmak üzere. Beni duyuyorsunuz değil mi? Evet, evet, evet duyuyoruz. Tamam. Tamam. Metin Bey size çok teşekkür ediyorum. Tevfik Bey'e teşekkür ediyorum. Ali Peker'e teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Gülay Hanım. Sağ olun. Vallahi çok mutlu ettiniz. Şirvan'ın güzel sohbetinin de arasına girmiş oldum ama iyi olur, iyi olur. Plan yapıldı. Ne diyeyim? Sorunu anlatayım. Ne yapacağız? Ya hedefimiz, amacımız Gülay Hanım sizle canlı olarak bir program yapmakta bir türlü tarihte kesme zamanda olmadı. Uyuşamadık ama inşallah canımız sağ olursa bir gün yaparız diye düşünüyorum. Tabii tabii. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Tabii ki ben de arzu ederim. Sağ olun. Kayseri'de ben Gülay Hanım'a şu yönden dolayı soru değil de daha doğrusu bir teşhiste bulunmak istiyorum. Gerçekten müzik alanında ayakları üzerinde durarak kadınlığını değil sesini ve sanatını göstererek bir yere gelmiş. Tabii, tabii, tabii. Öncü ve tek insansınız. Bu konuda gerçekten naçizane tebriklerimi kabul edin lütfen. Kayseri lisemizin gururu. Kesinlikle. Gülay kesinlikle. Gerçekten. Lise yıllarımızdan beri evet. izlediğimiz, gurur evet. duyduğumuz bir arkadaşımızsınız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu tabii çocukluktan başlıyor Şirvan'ın da dediği gibi. Biz de bir gün annem babam Ankara'ya gittiklerinde bana bir gitar getirdiler. O zaman ilkokuldaydım. Gitar de, neredeyse benden büyüktü. Üstüne zıplayıp kırmadınız değil mi sizde? Yok ben sonra aldım. Odama çekildim ve ilk akor bilmiyorum, akort bilmiyorum. O gitarla artık sevmeyeceğimi kulaktan çaldım. Gitara büyük bir aşk yaşadım tabii ki yıllarca. Ondan sonra öyle başladı. Zaten ailemde de şey vardı, babam rahmetli o ut çalarak evet. benim doğumumu karşılamış falan. Aa, evet. Hep böyle müzikle büyüdük, hep iç içe olduk. Kardeşim Kürşat Tuncer'di, o da işte bana gitar alınca ona da bir tane cüra alındı. O zaman küçüktü o da cürayla başladı. Ondan sonra eğitimim işte çok istediğim şekilde yine müzikle ilgili oldu. Sonra bir takım ailevi zorunluluklarla Kayseri'de oldum. Ve de işte öğretmenliğe başladığımın yılı da TED Koleji'nde özel gecelerinde şarkı söylemeye başladım. Seni hiç bırakmadım. Çünkü şarkı benim, şarkı söylemek, müzik, hayat biçimim, hayat yolum. O yolda gidiyorum. Ama dimdik durdunuz. Zaten benim, Gülay Hanım, gerçekten... Kayseri'de bulunduğunuz ve çalıştığınız dönemleri birçoğunu izledim. Gerçekten evet. müthiştiniz ve hiç çizginizi bozmadan devam ettiniz. Gerçekten. Teşekkür ediyorum. Öyle olmak lazım. Çünkü biz müzik yapalım istedik, şarkı söyleyelim istedik.
Eğlendirmek de büyük bir misyondur aslında. Kayseri'nin de buna çok ihtiyacı vardı. Evet. İşte o noktada belli bir boşluğu belki doldurduk. Elimizden geleni yapmaya çalıştık diyelim. Çok teşekkür ederim. Ben bu arada bir şey söylemek istiyorum. Güney'in bir lafı vardır. Hiç unutmadığım. Dünyanın bütün şarkılarını söylemek isterim der. Harika bu bir şey. Bu önemli bir şey. İnşallah gönlü bu kadar geniş. Şarkılarını söyleyecek benim arkadaşımın gönlü bu kadar geniş. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Sivan seni seviyorum kardeşim. Bir mukabele. Gülay'cığım biz... Kayseri'deki dostlarıma, dostluklarımı asla unutmadığım, unutmayacağım. Lisedeki arkadaşlarıma, Kayseri'deki sonradan gelişen dostluklarıma, yeni edindiğim arkadaşlarıma sevgi ve saygıyla söyledim efendim. Teşekkür ediyorum bağlantı. Gülay'cığım biz 10 Mart'ta seni bekliyoruz inşallah. Çok güzel bir, güzel bir birliktelik beraber olacağız. Heyecanla bekliyoruz. Gülay Hanım görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoşça kal. Evet, çok teşekkür ederim. Elinize ve Gülay Hanım da ağzına sağlık. Tabii biraz zor oldu. Buradan ses gitmedi Gülay'a. Şarkıların gitarı sesi gitmeyince. Gayet keyifliydi. Ağzına sağlık dinledik. Şimdi ben ilerinde kalır da Sirvan Hocam'dan bir de kendinden şarkı dinleyeceğim. Ama onu birazcık şöyle aralar verdikten sonra. Şimdi şöyle yapalım. Sizin bu 1975'ti değil mi o yarışma? 75 evet. Onu şöyle siz bana o yarışmayla ilgili anılarınızı anlatın. Biz de yarışmayla ilgili resimlerimizi paylaşalım. Evet. Paylaşalım. Bir yarışmadan bahsedelim. Tabii, o tabii. Evet. Anlatalım. Şimdi, yarışma buyurun. Şudur. Milliyet Gazetesi'nin evet. Milliyet Gazetesi'nin müzik ve halk oyunları yarışması. Liseler arası. Liseler arası müzik ve halk oyunları yarışmasıdır. O yıl ilginç bir şeydi bu. O grup elemanlarının bir araya gelmiş olması büyük bir tesadüf. Hocam şeyden önce, bu yarışmadan önce vardı değil mi o grup? Bir şeyler yapıyordu yani. Yarışmadan önce o gruptaki elemanlar farklı farklı yerlerde, farklı gruplarda grup çalıyorlardı. Ama tabii. Hepsi, evet. Farklı gruplarda çalıyorlardı. İyi bir grup olabilmenin formülü yok belki ama en önemli gereği şu olsa gerek... İyi anlaşabilen insanlar. Doğru. Hissedebilen. Aynı çok şeyi güzel. Aynı anda hissedebilen. Aynı duyguları hisseden. İnsanlar olması gerekiyor. Sanıyorum bu grupta bu vardı. ve çok ciddi çalışmalar yaptık. Çok... Şu anda ekranda da o günlere ait gazete kütüphelerimiz, evet, resimlerimiz bunlar, geçiyor. Evet. Bunlar isimlerini verebilir miyiz? Biz tane isimlerini söyleyelim. Mesela bu burada, burada grupta kimler var? Kalırsa burada hemen söyleyeyim. Kalsın bunu beklesin. Üst Gürdal Polat. Evet. Gürdal Polat evet. Evet. Üst ortadaki benim. Evet. Sağ üstteki büyük abim Selçuk Güneri. Abiniz değil mi? Evet. Hemen öndeki onun, Semih değil mi? Hemen onun altındaki öndeki, Semih. Semih yanlış bilmiyorsam. Evet, evet Semih Güneri. Öbür abin. Ortadaki öbür abim. O gözlüklü. Ortadaki Mustafa İleri. Onu davulcumuz. Soldaki. Soldaki de mavi gömlekli. Kimya hocamızdı. Faruk hocam soyadını hatırlayamadım. Evet. Faruk hocam kimya hocamızdı. Bizimle birlikte tabii hani, bir hoca ile birlikte hoca eşliğinde yani tabii. Grupta değil ama grubun koçu gibi düşünelim. Tabii. Geçelim Mustafa'm. Bir sonrakine geçelim. Yani o yıllarda biz iyi çalıştık. Çok iyi çalıştık. ama gerçekten İstanbul İzmir ve Ankara dışına ödül çıkmamış. Yani derece çıkmamış o yıla kadar. O güne geldi. Anadolu'ya böyle iki, geldi. Ödül çıkmamış. Hatta şey de çok zor. Finale kalmak hocam, bile çok sana. Zor. Hocam dur sana. Şu kaşlara bak. Bir önceki resme gitsene Mustafa. Ya şu kaşlara gözlere bak ama. Kesin böyle kazandım. Şaka yapıyorum. Yo, devam edin hocam. Gerçekten Türkiye genelinde Türkiye'deki liselerin, İstanbul'daki, Ankara'daki liselerin çocuklarının müziğe ulaşma, müzik bilgisine, enstrümanlara ulaşma, altyapı ulaşma şansları çok fazla. Demin anlattı. Şansları, bir gitar zorla bulunuyor Kayseri'de. Burada, şansları fazla, şansın dışında o pratiği geliştirme ortamları çok sayıda var. Büyük ünlü sanatçılarla bir arada olma, en azından aynı ortamı paylaşabilme imkanları var.
biz çok şey, yani zaten biz gittiğimizde, ilk sahneye çıktığımızda hep onu söylüyorum ben. İstanbul Spor Sergi Sarayı'nda hınca hınç dolu. Biz sahneye çıktık. Dalga geçiyorlar, şeyden bağırıyorlar. Kayserililer, pastırmacılar. Pastırmacılar, evet. Yani ciddiye almıyorlar. Ama nasıl dalga geçiyorlar? Çok ciddi. Ve gürültü, patırtı falan filan. Biz ilk parçamıza bir başladık. Salonda çıt kalmadı. Jüri şöyle bir yaptı. Beklemedikleri, ummadıkları bir şeyle karşılaşıyorlar. Ve o yıl 3 ayrı dalda yapılıyor yarışma. Üçünde de biz birinci olduk. Diğer liseliler şoktalar. Ben şey soracağım ya Şirvan hocam. Bu jüride kimler vardı? Yani jüri kimdi? Ben onu çok merak ettim. O günün kimdi onlar? Kalbur üstü müzisyenleri vardı. Timur Selçuk. Öyle sıradan insanlar değildi. Şerif Yüzbaşıoğlu, Önder Bali. Yani öyle bir alemüsül bir yarışma değil yani. Devleri. Bayağı bir... Ben özür dileyerek bir şey ekleyeceğim. O siz, küçük 3,5 dakikalık videomuzda bu şarkı var değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yarışma şarkımız mıydı? Yarışma şarkılarından biri o. Evet. O zaman Mustafa'm, Şirvan Bey'in videosunu girelim. En azından geri planda biz konuşurken tabii. Hem o görüntü hem de o müziği şöyle bir kulak misafir olmuş olalım. Dediğim gibi herkes şok oldu. Ha biz bekliyor muyduk o kadar? Siz de beklemiyorduk. Çünkü yani çok çok farklı ortamdalar onlar. Bizim çok çok ilerimizdeler. Bunu anlatmak her çok zor aslında hocam, çok biliyor zor, musunuz? Çok zor. Yani taşralı bir görüntü dersiniz. Beklentiler kötü. O moral, o insanların size bakışı. Ama yani kendimize güveniyoruz da giderken şu düşüncemiz. Bir dalda birincilik alabiliriz diyorduk. Alırsak iyi olur diyorduk, başarılı oluruz diyorduk. Ama orada yarışmadan önce bütün gruplar sahneye çıkıp bir prova alıyor. Bizimkiler gittiler, dışarı gittiler. Ben dinledim onları. Onları dinledikten sonra güveniniz arttı. Çok daha fazla arttı. Biz götürürüz dedim. Geldiler onlar, dedim ki daha iyi olacağız. En iyisini olmuşuz. Birazcık Mustafa'm ses verirseniz bir iki dakika şarkıya şöyle kulak verelim. Şarkıyı şimdi, çok beğeniyorum ama çok görüntü arkada kalsın. Görüntü arkada kalsın. O yıllarda Kayseri Lisesi'nde okuyan arkadaşlar, o yılları yaşamış insanlar kardeşler için çok önemli ama bu daha bir kaç yıl öncesine gidiyoruz? 25, 35, 42. 75'ten bahsediyoruz. 75, 1975. 25, 35, 42 yıl öncesine. 42 yıl. 43 yıl. 42 yıl. 42'de anlaşalım hayatım. Ayağımız alırsın. 42 iyi. Bu şarkının sözleri Gürdan Polat'a ait. Müziği Sebih Güner'e ait. Onları söylemeden geçmemek. Ben orada bir şey söyleyeceğim. Demin yayında konuştuk, arada gitmedi sesiniz. Şimdi hocam 75'lerde böyle müzik dinleyen de Kayseri'de herhalde bir avuç kişidir. Bunu icra edebilecek yoktur. Evet. Yani evet. Çünkü halk müziği tabanlı. 75'lerde özellikle arabeskin çok yoğun bastığı dönem. Tabii. Ve buradan bir grup genç gidiyor.
İstanbul'u fethetti geliyor. O yıllarda Kayseri'de olmadığı gibi Türkiye'de de yok bu yani, müzik evet, yapan. Bu yani müzik o yok. Dönemde Anadolu rock dedikleri başka bir şey var. O daha farklı, bu şu müzikten daha yani farklı bir şey. Yani rock gibi çalınmış türküler vardı. Biraz evet, öyleydi. Bu tür müziği yapan Türkiye'de de yoktu. Bizden sonra, ben o yüzden diyorum Türkiye'nin ilk rock grubuyuz biz diyorum. Gerçekten öyle yani, gerçekten. Sonra çıktı. Bunu, birkaç evet, yıl sonra çıktı. İstanbul'da bir iki grup kuruldu. Hatta Gürdal Polat İstanbul'a gittiğinde o gruplardan birinde de solistlik yaptı, çalıştı birlikte. Şirvan Hocam, rock'ın alıştırma safhasıydı. Anadolu rock, işte Ersenler, şeyler, Cem Karacalar, evet, benzeri evet, tipler evet, rock'ı türkü gibi sevdirerek başlamışsınız evet, bunu evet, yıkıp tepeden şak diye gerçek rock'la girmiştiniz. Biraz öyle gibi. Evet, evet, hocamdan ya çok güzel oldu bu. Gerçekten. Harika bir şarkı dinledik. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Güzel bir şarkı. Çok, evet yani. Çok ya, güzel. Çok güzel oldu. Şimdi Şirvan Hocam, ben şeyi de merak ediyorum. Yani sen lise yıllarındaki bu müzik şeyinden biraz bahseder misin? Yani çalışmalarından, hocalarından, öğretmenlerinden veya işte bu tür bağlantı, faaliyetlerinden nasıl var? Liseyle bağlantını hale getirirsek, bir kere ben lisede seçmeni dersim müzik değildi. Evet. Ben resim seçmiştim. Resim de değil mi? Tabii. Müzikle uğraştığımız halde. Ben de resim seçmiştim. Resim, böyle bir garip bir var. Ben de resim. Geçen Metin bana soruyor. Diyor ki müzikle ilgileniyorsun. Niye resim? Ha. Dedim ki ya müzik farklı bir şey. Müzikle ortaya çıkacak bir şey değil. Bu ayrı yapıldı. Resim. Arkadaşlar bana da bir izin verir misiniz? Of, hocam izniniz. Ben biliyordum böyle yapacağını. Hadi Müzeyyen buyurun. Turhan Ulutürk. Oo. Başarılar diliyorum. Sevgili şu kardeşim, anda kıymetli arkadaşım, Şirvan'ı seyretmek anlatılmaz bir duygu. Adını söylemek güç, idare et. Bazen Şivran yapıyorum. Valla olabilir canım. Ben de şaşırıyorum. O kadar olur. Hilmi Büyükkuşoğlu başarıyla demişler. Olcay Büyükelbaşı başarılar demişler. Hanife Yazar Ekinci başarılar arkadaşım. Teşekkürler. Başkent'ten sevgiler demişler. Bircan Torun, Şirvani'yi dinledim, zevkle program akışı harika demişler. Şirvani güzel oldu. Da, bu güzel oldu. İyi, güzel. Ben bunu hep not alıyorum. İkinci font mu oldu? Şirvan Hocam. Şirvan Hocam. Ama ismi zor anan. Ben söylüyorum. Ya font değil yani, olabilir. Şirvan Hocam bir daha dikkat edeceğim. İki mi uyar aldı? İki canım. Şirvan evet. Hocam. Sevgili Metin, Tevfik, Ali, yolunuz açık olsun. Program harika, zevkle izliyoruz. Hepinize sevgiler. Bircan Torun, çok Hüseyin Tekin, başarılar diliyorum. Süper kadro. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Şirvan bacıma da ayrıca selamlar. Bacı mısın? Şimdi, ben sohbetinize... Ben de pot çıkırdım. Bircan diyecektim ya. Ben... karıştırmayayım diyorsun. Özür dilerim valla. Biraz bilinerek kırılan i̇şte bir pot bak, oldu ki beni temize çıkartacak. Bak Ali'cim, pot kırılıyor. Ecim, ama benimkinin bir mantığı var. Şirvan Bircan. Mantığı. Etme bulma dünyasında demek ki bize bize gülme bulma. Komşuna gelin başına oldu. Üzgünüm. Ben bağışlayın araya girmişken biraz önce söz verdik değerli izleyicilerimize. Havada bulut yok hediyesi. Özür dilerim. Yönetmenimize diyelim de sorularımızı... Soruları ekranda görelim değil mi? Arada evet, sırada girelim. Mustafa. Soru bir. Kayseri Lise, o alttaki görüntüyü alamıyoruz herhalde. Yaşa Mustafa. Kayseri Lisesi'nde öğretmenlik yapmış Han Duvarları şiirinin şairi kimdir demişiz. Ünlü yazarı kimdir? Evet değerli izleyenler, bunu da Facebook üzerinden Kayseri Liseli arkadaşlarımız biliyorlar. Bu programla ilgili bu görüntüyü paylaşmıştık programla yayına girmeden önce. O bölüme yorum olarak yazarsanız lütfen. Cevap bir diye yazdılar mı? Tamam. Cevap soru bir, numarası Kayseri kaçsa. Kayseri Lisesi'nde öğretmenlik yapmış Han Duvarları şiirinin ünlü Ali şairi. Şey. 10 izleyicimize buradaki yorumlar üzerinden değerlendirerek havada buluşuyor hediye edeceğiz. Bu buraya yazsınlar. Şu değişik ellere yazıyor. Ben yo, baktım. Ben değişik yorumlar var. Başka ellere yazıyorlar. Bu kısma. Yayına başlıyoruz kısmına yazsınlar. Evet. Burada dördümüzün yayından önceki Metin Yücel iki yeni fotoğraf ekledi evet, diyor altında, bu bölüme. Biri Tevfik Eraslan, biri ben. Evet, değil mi? Altta. Bu bölümde yayınımız 2015'te başlıyor. Cevdet Kutret 21.15'te bu üçüncü oldu. Şu değişikleri yazıyorum. Ben özür dilerim. Ali'cim bir şey söyleyeceğim. Şimdi insanlar yanlış anlamasın. Biz 10 soru vereceğiz. Ama bu 10 soruya birden cevap vermeleri gerekmiyor. Bir İçinden tane. Bildiği bir tanesini soru 5'in cevabı şudur diye, soru 4'ün cevabı şudur diye yazmaları yetiyor. Tamam. Evet. Tamam. Yani yoksa öyle bir 10 soruluk imtihan falan yapmıyoruz. Evet. İkinci diğer soruları da istersen sevgili Mustafa ekranda görelim.
10 soruyu da görelim siz sohbet ederken. Yorumlara göre ben buradan değerlendim. Peki uygun siz olur. O zaman seslendirmeyelim. O zaman görüntü olarak. Ses. Ya da şöyle bir geçin. Hemen bir dakika kadar geçelim. Kayseri'de doğup Amerika'ya göç eden Hollywood'un ünlü yönetmeni Viva Zabata mı vardı en önemli filmleri? Rıhtımlar üzerinde. Onun en Marlon Brando'nun falan olduğu çok güzel filmiydi. Evet, üçüncü soruya geçelim. Sevgili Mustafa, hemen bir gözden geçirelim. Resimdeki kız kulesi kopyası Kayseri'nin hangi ilçesindedir? Bu küçük bir taştan model. Bunu şöyle, ben de bilmiyordum. Yayından önce öğrendim. Bunu şöyle söyleyeyim. Küçük bir şelalenin dibinde duruyor bu. Bir elektrik santralinde. Yıllardır da duruyor. Kötü renklidir. Ben renklerini kaldırdım. Şey gibi boyanmış. Ama bir ilçemizde bu. O ilçede olanlar mutlaka bunu biliyorlardır. Dördüncü soruya geçiyoruz. Kayseri'nin ilk kadın milletvekili kimdir? 1935 seçimleri galiba. Ben tam hatırlamıyorum ama öyleydi galiba. 1935 seçimlerinde Türkiye genelinde 18 kadın milletvekili seçilmişti yanılmıyorsam. Kayseri'den de bir hanım Kayseri'yi temsil resimdeki etmişti. Resimdeki hanım, evet. Resimdeki hanım. Rahmetle hatırlayalım. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuz. Kurşunlu Camii'nin asıl adı nedir? Yaptıran kişinin adını soruyoruz değerli izleyenler. Kurşunla kaplı olmasından dolayı Kurşunlu Camii olarak anılıyor ama bir yaptıranın ismini soruyoruz. Bir paşa galiba Konya'da. Evet, paşa. Kayseri Lisesi'nin 1961-62 yıllarındaki müdürü kimdir? Daha sonra milletvekili oldu. Öyle anlatalım. Daha sonra milletvekili oldu. Zannedersem Adana'dan milletvekili olmuştu. Öyle hatırlıyorum ben. Evet, yedinci sorumuz. Yediye geçelim. Evet sevgili dostum, sağ ol. Teşekkür ediyorum. Talas'la ilgili bir soru var. Esir edilip uzun süre Talas'ta esir tutulan Yunan başkomutan kimdir? Mahiyetindeki subaylar ve askerlerle birlikte bir yıla yakın Talas'ta misafir edildiler. Yani, Yunanlı, Türkiye'yi, Anadolu'yu daha da şöyle diyelim. Anadolu'yu işgale kalkışan Yunan ordularının komutanı. Başkomutanı, kimdi? Evet. Evet, yedinci sorumuz. Talas'ta kalmıştı. Teşekkür ediyoruz Talas'ta. Rica ederim efendim. Sekizinci soru geliyor değerli izleyenler. Osmanlı ordusunda Seraskerli'ye kadar Talas'a yükselen Kayserili paşa kimdir? Bu da Talaslı. Evet, bizim Talas'ta çeşme var, camisi var. Camisi var, çeşmesi var, hamamı var. İçköy mahallesindeki o şimdi Osmanlı sokağı onun adıyla anılan. Yönetmenim çabuk geçelim, Talas'a takıldık. Talas'a takıldık, geçelim sevgili. Kayseri Saat Kulesi hangi yılda, kim tarafından yaptırılmıştır? Hangi padişahının emriyle yaptırılmıştır desek daha doğru olur. Kim tarafından derken yanlış anlaşılmaz. Emeği geçen rahmetle anıyoruz. Evet, son sorumuz. Son, taş nedir? Değerli 10 tane soru. Lütfedip Facebook'taki bu sayfamıza soru numarasını ve cevabınızı yazarsanız 10 izleyicimize kitap hediye etmek istiyorum. 10 sorunun cevabını değil efendim. Bir soru. Herhangi birinin cevabını veriyorsunuz. Ben Tom Taş'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Kayseri'de kurulan eski bir fabrikanın adı diyeyim. Birazcık açıklayayım. Tamam, tabii, bunu, çok bu halde bilinmiyor. Çok evet, doğru. Çok şükür bundan kurtulduk. Bu konuyu... Ve Şirvan hocamı bayağı dinlendirdik. Buyurun. Evet. Buyurun Metin Bey. Vallahi ben işte benim en çok merak ettiğim bu lise hayatıydı. Ben evet, ondan evet. Bahsetmesini istiyorum. Evet. dediğim gibi lisede... Hangi yıl liseyi bitirdiniz? Oradan girelim. Benimki biraz karışık. Benimki de çok karışık. Ben 5 yılda bitirdim. 74'te başladım. Ben sonra ara verdim, bıraktım, tekrar geldim falan filan. En son ne zaman diplomayı aldım hatırlamıyorum. Sanatla uğraşan insanların hangisinin hayatı karışık değil? Sen düzenli bir hayat gördün mü? Gözünü seveyim ya. Ben zor oluyor. Tabi müzikle de uğraşınca daha da zorlaşıyor. Müzik değil. Bundan sonra için projeleriniz var mı bir şeyler? Yoksa bunu belgeselde, sinemada falan kullanarak daha çok görüyorum. Orada, daha ben çok orada. Ya, bu, gönlümüz bu nasıl aynı sonra, biliyor musunuz? Saatten sonra öyle görünüyor. ben dediğim gibi lisede o grubun lisede bir araya gelmesinin dışında liseyle ilgili müzik bağlantılı bir şey hatırlamıyorum ama şeyi hatırlıyorum mesela. Hani resim bölümdeyim dedim ya. resmi seçmişiz. Ben o zaman da böyle kimdi? Büyük... Resim hocanız kimdi? Oğuz Güler hocam. Oğuz hocam. Oğuz hocayı evet. Oğuz hocamı bir... şey yapamadım. bulamadım. Keşke olsaydı. Yok, şey yapacağım inşallah bulacağım. Harika bir insandı onu ben de Oğuz hocam çok iyi de bir ressamdır. ben böyle yüzükler, büyük yüzükler takmayı ta o zamandan seviyorum. Ama okula giderken olmuyor, taktırmıyorlar hocalar falan filan. İlk resim dersimizde Oğuz Hoca girdi. Tabii bilmiyoruz adını ilk defa karşılaşıyoruz. Parmağında şöyle orta parmağında koskoca bir yüzük, antika bir yüzük. Aa
dedim. Hemen cebimden çıkarıp taktım yüzüğü. Öyle ya. Herhalde yani bunu demek ki takılabiliyor. Onu hatırlıyorum. Ama müzik deyince Kayseri'de müzik 70'li yıllarda çok farklıydı. Çok çok farklıydı. Nasıl söylenir? Yoktu ya. Yoktu diyelim buna. Gözünü seveyim. Hani şöyle mahalle vardı. Düğünlerinde şey hayır, yapan. Hayır. Vardı. Belli bir kesimin şeyindeydi ama. Şöyle. Ben hep bunu söylüyorum. Resmi kurumlardır bunlar hep. Sümer Bez Fabrikası devlet kurumları yani. Devlet Su İşleri, Karayolları, Hava İkmal Merkezi. Bunların her birinde 5-6 kişilik orkestralar müzik yapardı. Ama bir dakika, şöyle diyelim, bunlar Kayseri'den çıkmış amatörler değildi. Birçoğu bandoda, benim hatırladığım öyleydi Şirvan yok, Hocam. Yok, dışarıdan gelenler vardı. Bando askeri bandodan epeyce yok. Bir benim hatırladığım nefesi çalanlar askeri bandodan vardı. Zaman zaman şey Kayseri müzisyenleri şey destek almıştır. Onu demeye çalışıyorum. Kısa süreli ama geçici süreyle destek almıştır ama gitmişlerdir. Çok sürekli burada yaşamadıkları için ama dediğim gibi buralarda 5-6 kişilik orkestralar çalardı. Çift davullu, 2 tane baterili grup 70'li yıllarda Kayseri'de desem inanılmaz gelir. Peki şöyle diyebilir miyim hocam? Bu dediğiniz yerlerde bu resmi kurumların ileri gelenleri, aileleri falan bu işten genelde faydalanırdı. Öyle olurdu, düğünler olurdu. Ha-ha. Düğünlerde de aynı şey olurdu. Şeker'de falan biliyorum biz de amatör yıllarda. Düğünlerde de aynı gruplar çalardı. Hafta sonları orada eğlenceler olurdu. Caz İnsanlar, grubu denirdi değil mi bunlara? Caz grubu caza denirdi. Caza gidiyoruz derlerdi, dansa gidiyoruz. Mesela Sümer Bez Fabrikası'nın yaz aylarında özellikle havuzun kenarında çok güzel bir yeri vardı. Evet. Bütün Sümer'in işçileri, memurları oradaydı hafta sonları. Çok ilginç. Yani bu 80'li yılların başından itibaren şey çıkınca işte teknoloji gelişti. Evet. Bütün aletleri bütün enstrümanları onun içine soktular. Ondan sonra tabii şey de etkili bunda. Ekonomik koşullar da etkili. İnsanlar artık sinemaya gitmez oldular. Evet. Hem siyasal nedenlerle hem televizyonun etkisiyle. Her ikisi de etkili. Evet. Ve yavaş yavaş müzik artık şey oldu. Dijitalleşti, elektroniğe dönüştü. Evet. Dijitalleşti, dijitalleşmenin ötesinde. Şimdi o yıllarda insanların müziği, müzik beğenisi, müziği tüketme koşulları bugünkünden çok farklı. Çok çok farklı. Evet, evet. Müziğe yaklaşım dolayısıyla o yıllarda bugünkünden çok farklı. Şu örnek herhalde sanırım her şeyi açıklar. Düğün, bir düğün programından söz ediyorum o yıllarda. İlk seans 45 dakika dans müziği yapar. Yemek müziği yapar. Orkestralar. Yemek yerler insanlar. Ardından gelen İkinci programda dans müziği yaparlar. Üçüncüsünde biraz daha böyle oynak şeyler falan. En son kısa bir bölüm olarak oyun havası bölümü olur. En sonda. Evet değil mi? 15 dakikalık falan bir bölüm. Peşinden de halayla şeyle evet. Bitirilirdi zaten. Şimdi ben düğünlere gidiyorum. Şimdiki düğünleri dilerseniz Şirvan Hocam, yönetmen arkadaşım uyarıyor. Bir reklam arası vermemiz tamam. Gerekiyor. Reklamdan tamam. Ardından. Hemen şimdiki söyleyeyim. Düğünlerde tamam, kaldı. Şimdiki unutmayacağız. Evet, unutmayalım. Sevgili izleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Düğünlerde kalmıştık. Aynı düğünlerde falan. Kaldığımız yerden diyor bırakıyor. Buyurun. Evet. Siz nerede kalmıştık? Siz evet, kaldığınız yerden. Ben iyi biliyorum. Hocam. Ben iyi biliyorum. Evet. Bugünkü düğünlerde gelin ve damat piste doğru gelirken zaten kendileri önceden hazırladıkları bir CD'den bir parça çalar. Ardından oynaması başlar. Düğünün sonuna kadar. Yani bu kadar değişti şey. Oynaması olmasın mı? Olsun tabii ki ama insanların müzik beğenileri ne gösteriyor bu? Müzik beğenilerinin ne kadar değiştiğini gösteriyor. Yani, 70'li yıllarla değil mi hocam? Tabii 70'li yıllarla bugün arasında ne kadar büyük fark olduğunu gösteriyor. İnsanlar dansa etmek ister, güzel bir programda klasik Türk müziği şeyleri, parçaları dinlemek istemez mi? Ama istemiyorlar. Tek parçanın dışında o başından sonuna kadar düğünler maalesef. Oynuyorlar. Evet. Yani ben beğenmiyorum bu işi. Şu da var tabii. Ne sunarsanız
neyi gösterirseniz o kadar o gösterdiğiniz şey yaygınlaşabilir. Bu şeyde de var. Yani şimdi müzik tarafında, müzikçi tarafında da var hata. Bunun üstesinden nasıl gelinir bilmiyorum. O yıllarda bakın hatta fotoğraflar da olması lazım. Şeyden de var. Alabilir miyiz acaba? Sümer Bes Fabrikası. Eski grup resimlerimiz eski mi? Eski grup şey. O Karekin'in şeyi oldu. Karekin falan filan. Evet. O, tam onları, o resimleri bir girelim. Alabilsek bakalım. Evet orada. Sevgili Mustafa. Birden başlayalım mı? birden başlayalım. Evet, o birden görüntüleri başlayalım. Birden alalım. Sevgili Mustafa hazırlarken izin verir misiniz İsterim. Hocam? Bir yorumlardan paylaşmak isterim. Öncelikle Sayın İbrahim kendi başına teşekkür ediyoruz cevabınız için. Sayın Ayşegül Kılıçarslan, Sayın Aliye Karacagil ve Sayın Fatma Mazmanoğlu İlhan. Kitaplarınızı hediye edeceğiz efendim Havada Bulut Yok. Nasıl hediye edeceğiz? Facebook'tan duyuralım bir sonucu. Nereden nasıl alacaklarını? Onu sonra mı duyuralım? Şeyde, Yoğun Burç'tan pazartesi gününden itibaren Yoğun Burç'a uğrayıp alabilirsiniz. Yoğun Burç'a bırakacağız adınıza. Ama Recep Tek Yıldız beyefendinin bir sitemi var. Okuyayım. Buyurun Sayın efendim. Recep Tek Yıldız. Sevgili kardeşim Metin Yücel. Ne sen iki kelime söyleyebiliyorsun ne de sevgili Şirvan arkadaşım. Evet. Lütfen uyarınız beyefendileri. Bari siz konuşurken sussunlar üzgünüm. Siz az konuştuğunuza göre bu beyefendinin... Bilmiyorum yani, o beyefendi kim oluyor? Ben oluyorum. Herhalde sen oluyorsun. Efendim küçük bir açıklama yapayım bunun üzerine. Şimdi ben her programda yoğun biliyorsunuz. Programları seçerek geliyorum. Bu benim erişilmez ya da bir halt olduğumdan değil de ilgi alanıma giren ya da yan yana olmaktan gerçekten keyif aldığım bir şeyleri paylaşacağım. Evet. Konuklarımız olduğunda burada oluyorum. Şirvan hocam da ikimizin de bir müzik geçmişi tabii olduğu için bu konuda bizim biraz daha gevezelik yapmamız normal. Gelelim öbür tarafına. Zaten benim çenem düşüktür. Ve ben bu programı cıvıtmak için buradayım. Yani asık yüzünü gidermek için. O zaman esas şey var. Neydi o beyefendinin adı neydi? Recep Bey miydi? Recep Tek Yıldız evet. Tamam Recep Bey bu saniyeden sonra susuyorum. Tek kelime etmiyorum sizin Küstüm. Için. Küstüm. Peki başka yorumlar da var. Sayın Semra Kurt, program harika gidiyor. Mest olduk, herkese teşekkürler. Bu arada birinci sorunun yanıtını da yazayım. Faruk Nafiz Çamlıbel. Diğer soruların yanıtını bilemiyorum, sınıfta kaldım demiş. Yok bir tanesi yetiyor zaten. Bir tanesi yetiyormuş. Bir tane yetiyor. Semra Kurt Hanımefendi'yi de yazdık, not aldık. Evet. Teşekkür ediyoruz ilgiler için. Bir anı paylaşmak istiyorum Şirvan Hocam, izin verirseniz. Sayın Müzeyyen Turhan Ulutürk. Umarım yanlış okumam. Yok yok doğru. Telaffuzu da şey yapabilirim. Şirvan, lise anılarında 5 edebiyat A sınıfında tarih dersine okulun bahçesinden yeni doğan Kayseri tabiriyle it eniğini sınıfa getirdi. Hoca derse girdi. Cebine sakladın yavruyu. Yavru çeniliyor. Sen ve bütün sınıf ses bahçeden geliyor havası vermeye çalışıyoruz. Unutulmaz anılarım arasındadır. Hatırladın mı demiş Müzeyyen Turhan. Hatırlamaz mıyım? Hatırladınız mı? Hatırlamaz mıyım vallahi. Valla yani, Müzeyyen de selam söyleyelim. Evet, biraz da siz anlatmak sevgili ister misiniz? Sevgili Müzeyyen'e evet selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz buradan. Evet köpeği aldım ama şey dışarıda duruyordu yazık. Bırakamadım da orada. Nasıl olsa en arkada oturuyorum. Aldım hakikaten cebime girecek büyüklükte bir köpekti. Sonu ne oldu onu hatırlamıyorum ama öğretmen ne yaptı bizi... Biz Güzel'den onu ileride sorarız artık. Soralım onu hatırlamıyorum. Yazarlarsa okuruz. Sen ve bütün sınıf ses bahçeden geliyor evet. Havası vermeye çalışıyoruz. Demişler. Şöyle bakıyoruz dışarı. Bu abi nereden geliyor? Nereden geliyor bu ses? Kardeşim katıl artık. Katılacağım. Şimdi bizim pop starımızın pop star olduğunu onaylıyor musunuz? Siz ne dersiniz o olacak? Allah abi. O payeyi kullanabilir miyiz? Vallahi süperstardır. Süperstar mı? Pop star. Süperstar mı ama star vallahi. Süperine ya, sen öğretmen olarak, hoca olarak hocam müzisyen olarak not vereceğim. Ama hakikaten yani arada konuştuk biz tek kayıtta söylemiş. Çok zor bir şey.
klip zaten valla tefviye teşekkür ederim. Evet, ya ama emek onun. Ben ikinize de teşekkür ederim. Ya süperstarlarını onayladınız. Evet. Yok süperi yok. Süperi yok mu? Süperine daha var. Süper peki klipteki oyunculuğun, oyuncu performansını nasıl şey yaptınız? Valla özellikle seçildiyse doğrudur. Şey çok ciddi bir aksiyonsuz, durgun bir oyunculuk tabii. O yönetmene o şey ama. Metin'im bunları Şirvan Hoca'dan almak öyle kolay değil. Vallahi teşekkür ederim. Klibin bütününde böyle olduğu için oturmuş gayet güzel kaldı. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Tevfikçiğine sonsuz teşekkürler. Beni süper star yaptınız. Ben teşekkür ederim. Özellikle Recep Bey'e de teşekkür ediyorum. Ve susuyorum. Buyur Ali'ciğim. Evet var mı? Evet ben bulabilsem okuyacağım da. Bulamadın mı bir şey? Bulamayacağım. Siz lütfen. Ben o şeylerden eski fotoğraflardan ondan devam edelim. Koymuştu devam edelim. Onu bir daha. Evet. Bir mesela. Birden başlayalım. Birden gün de üzerine hocam anlasın. Bağlantımız yok. Hazırlayacak galiba. Evet. Evet bu yani 62 gibi sanıyorum. Sağ baştakini tanımıyorum, onun yanındaki, solundaki Bilgin Şimşek, diğerini tanımıyorum asker. Ama en soldaki çoğumuzun yani bize bildiği... göre ilk baştaki değil mi? Sol baştaki. Bize göre sol baştaki. O sempatik. Evet hala öyle. Ayhan Sicimoğlu'dur mesela. Kayserilidir. Hastasıyım. Hastasıyım. Ben bilemedim. Eğer öyle olursam yeni resmini de yeni şeyini de koyardık ama evet. Siz yine uyandınız. Ayhan Sicimoğlu Bloomberg TV'de Renkler diye belgesel program yapar. Kendine o kadar özgüveni vardı ki geçenlerde Eskişehir anlatıyordu. O söz onundur. Hastasıyım. Hastasıyım. Değil mi hocam? Evet, evet. Hastasıyım. Recep Bey'i hatırlatırım ikinci resme geçelim. Recep Bey'e bir çok teşekkür etmiş. Onu da belirteyim. Bu grup Ritim 5 adlı grup, soldan sağ Mehmet İleri, Bilgin Şimşek, Monşer çok en sağdaki Ali Rıza İleri abilerimiz bunlar. Bunların birkaç karesi var. Yönetmenim arka arkaya verelim onları. Evet. Ritim 5'i devam edelim. Evet, bu da aynı grup. İçin aralarında başka kişiler de var. Bunlar 60'lı yıllar değil mi Şirvan Hocam? Bunlar evet. Evet devam ediyoruz. Bir şey gelmiyor tabii ki. Yine aynı grup. Evet bu da aynı grup. Evet birkaç kareleri var zaten. Burada mesela burası sanıyorum Sümer Bez Fabrikası'nın havuz başı sanıyorum. Lazım çünkü yazlık şey belli yani. Şeyde. Grubun adı yanlış hatırlamıyorsam metronom olsa gerek. Davulun üzerinde göremedim ismi ben de. Baktım şey yapamadım. Başka bir fotoğrafta var metronom. Mesela evet. Davulu çalan Karekin abimiz çok değerli bir insan. Soyadı mı adı mı Karekin? Adı Karekin. Karekin. Devam edelim öbür resimlere. Çok değerli, çok da iyi bir müzisyendi o. Burada yine solda davulcu kendisi var. Evet. Sağ başta az görünen Mahmut Işıklı trompet çalardı. Hı-hı. Rahmetli. O da çok aynı yüce değerli bir abimiz müzisyenindi. Nur içinde yazsınlar. Evet, devam edelim canım. Aynı yüce bayanlar. Hakkarekim burada da daha yine, şey. Daha belirgin. Daha belirgin. Yaşıyor kendisi. İstanbul'da yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda gittim ziyaret ettim. Çok sevindim. Şey de aldım ondan, röportaj da aldım. Çok güzel. Bilgin Şimşek'ten de aldım. Bu böyle bir de şeyim var, yani Kayseri pop müzik tarihiyle ilgili bir şey toparlayayım harika istiyorum. Olur. Bir belgesel harika toparlayayım olur istiyorum. Bunlar yine Karekin abimizle birlikte. Şeyden görüntüler, evet devam ediyoruz. Burada yine... Yine aynı grubun değişik evet şeyleri, çalışmaları. Farklı farklı kişiler var aralarında. Burada yine Karekin davul da... Evet, farklı yerlerde bunlar. Hep aynı evet yerde de değil. Ama bunlar Kayseri'nin müzik tarihi. Gerçekten tabii, yani tabii, bunlar tabii önemli belgeler. Bu yine grubun, onların grup halindeki evet, resimleri. Tamamı. O zaman çok moda parlak gömlekler. Evet, parlak gömlekler. bakın bu fotoğraf şey... Şimdi bizim... Mustafa demiş mi? Tabii. Ha yok değil. Yok bu grubun Bizim bu lisede
yarışmalara katılıp birinci olduğumuz grup. O zaman Kayseri Akşam Lisesi adı. Ha, Akşam Lisesi'dir. Gürdal'la ben Gündüz Lisesi'nde okuyorduk. Diğerleri Akşam Lisesi'nde okuyordu. Akşam Lisesi adına katılmıştık. O grupla birlikte daha sonra yaptığımız çalışmalarda isim koyduk gruba. Yoktu bir adımız. MT7500 diye MT'nin bir isim koyduk. Çok karışık orası. Girmeyelim. Vallahi girmek isterim. Çıkamaz mıyız? Girelim. Girelim. Girelim abi. Girelim. O grubun sanıyorum 30 yıl falan sonra ilk defa bir araya gelişidir bu. Arkada bundan sonra bir iki fotoğraf daha devam var edelim sanıyorum. Grup 2 ve 3'ü de verelim arka arkaya yönetmenim. Evet burada siz varsınız. Evet burada. Arkada Mustafa İleri var. Bir siz, sonraki de daha. Bir daha devam edelim. Üçüncü resme geçelim. Burada tek bu siz değil. Var. Bir daha Berati var arkada. O grupta işte Gürdal Polat var. Solist Mustafa İleri şu anda arka planda gördüğümüz, sol tarafta gördüğümüz. Davul çalıyor. Ben evet, hı-hı, ben bas çalıyorum. Siz abim Semih de gitar çalıyor. O 30, evet. 35 yıl sonra aşağı yukarı 30 yıl sonra bir araya geldiğiniz ilk defa o kadar yıl sonra ilk defa o 4 kişi bir sahnede bir araya geliyoruz. Harika bir şey. Harika bir şey. Onu da söyleyeyim. Mustafa Pekmezci'nin kızının nişanında bir araya geldik. O çok şey oldu bize. Bir araya gelmemiz için çok uğraştı. Zor da oldu ama geldik bir araya. Evet, MT7500 söylemem onu, lazım. Onu, biraz, evet, onu istiyorum. Biraz uzun diye lütfen düşündüm ama. O yıllarda biz şey kaydetmek istiyoruz. Plak kaydetmek istiyoruz. Hmm. 45'lik plak arkalı önlü iki parçadan oluşuyor. İstanbul'a gideceğiz. Stüdyoya gireceğiz. Şimdiki gibi çok kolay değil bu işler. Bilgisayardan hallediliyor şimdi. Stüdyoya gireceğiz. 4 kişi İstanbul'da 3-5 gün kalacağız. Tamam, otelde kalacağız falan, bir sürü para. Bizde para yok. Liseli bebeleriz. Yani. Bir aile dostumuz Mehmet Türker abimiz. Tanıyor olabilirsiniz. Mehmet abiye gittik. Mehmet abi dedik, bizim paraya ihtiyacımız var. Saadet Eczanesi. Eczane, evet. Eczanesi. Mehmet Türkiye'den bahsediyoruz. Tabii tabii tabii, tabii. Onu da zannederim epeyce oluyor, kaybediyorsunuz değil mi? Şey değil, yaşamıyor şu an hayatta. Yaşıyor. Öbürü kim? Arif Türkiye mıydı? Ha olabilir, ha, olabilir. Oradan karıştırıyorlar. Evet. Mehmet abi dedik, bizim paraya ihtiyacımız var. Ne kadar? İşte o 10 bin lira bir şey, kabaca bir şey çıkardık biz. 10 bin lira ama... biz bu yarışmalardan falan sonra biz o kadar desteklediler ki İstanbul'dan falan yapımcılar falan filan, mutlaka bir şey yapın. Bir plak, önünüz çok açık dediler. O şeyle hani biz para kazanacağız, Mehmet abi hemen 10 bin lirasını vereceğiz. Mehmet abi baktı, sağ olasın. 7500 lira var arkadaşlar dedi, olmaz mı? Olur Mehmet abi, niye olmasın? Biz aldık parayı, gittik sağ olsun. Gittik, kayıt yaptık. Stüdyo kaydı. Aldık götürdük, plakçılara tek tek dolaşıyoruz. Bunu basın. Plak yapın. Plak yapın. Yıl kaçtı? 77. 77. Birçok TRT denetim kurulundan geçirilmesini benim istedi. Öyle bir şey vardı. Evet, tecrübesi vardı. Evet, çok, 78'de de ben 45'liğimi yapmıştım hocam. O da denetimden döndüğü için doğrudur, yürümemişti. Doğrudur. Evet. TRT denetimi falan filan dediler. İki plak şirketi bunu istemedi. Biri Kent Plak, biri Diskotür Plak, çok iyi hatırlıyorum. Kent Plak dedi ki basayım bunu dedi. Ne isteyeceksiniz dedi. Plak başı 1 lira vereyim size dedi. Biz de dedik ki yok, 2,5 lira olur dedik. Çünkü hem borç ödeyecek hem de size bir şeyler kalacak. Hayır, 1 lira da olsa evet yap. Hatta para da almadan yap demek lazımken biz o gençlikle hayır 2,5 lira kandırılmayalım falan filan gibi bir duyguyla. Pazarlık payı bırakıyoruz. olmadı. Diğer tarafta 33'lük 45'lik değil de 33'lük, yani 33'lük plakta aşağı yukarı 8-9-10 şarkı falan yer alıyor. Eğer dedi 33'lük şeyi dolduracak parçaları kayıt ederseniz albüm yapalım, ben bunu Avrupa'ya sürerim dedi. Dost doğru bunu söyledi. Yani Türkiye piyasası değil, Avrupa piyasası. Az önce arada o dinlediğimiz bir parçanın birisi de odur.
biz onu da yapamadığımız için. Çünkü her bir parça için aynı harcama, aynı yemek, tabii, tabii. Aynı şey çok zor. Evet. Onu da yapamadığımız için bu iş burada kaldı. Plak olmadı mı? Olmadı. Kaldı plak. Biz döndük Kayseri'ye. Tabii bu arada çalışmaya devam ediyoruz. Ankara'da konser sonra vereceğiz. Yarın hocam yine Recep Bey kızacak da ben MT7500'ü çözdüm. Mehmet Türkan Bey 7500 lira. Ben şimdi affedersiniz Recep Bey, özür diliyorum. Zaten tam oraya geliyordum. Ankara'da bir konserimiz var. Da dedik ne yapalım Mehmet abiye bir şey yapmamız lazım bizim. İşte orada isim koyma şeyi, hatta Gökkuşağı diye bir isim koymuştuk kendimize de. Orada MT 7500, Mehmet Türkyar 7500 TL'nin. Onu 7500. Hatırlamak ve unutmamak için. Gruba isim yaptık bunu. Mehmet abi çağırdık, davet ettik. Borcumuzu böyle diyoruz. Ankara'ya davet ettik. Mehmet abi gelmedi. Onun da gelmeme gerekçesi de tabii çok nazik bir gerekçedir. Arkadaşları şey yapmayayım, yani üzülmesinler. Tedirgin etmeyin. Tedirgin etmeyin falan diye sağ olsun buradan kendisine saygı, sevgi, selamlarımı gönderiyorum. Evet, MT7500'ün ismin hikayesi budur. Evet, atladım biraz. Biraz sazan gibi başladı ama iyi çözdüm. İyi çözdüm. Ben sevgili Mustafa'dan rica edeyim. 3 numaralı telefon bağlantımızı hazırlayalım istersen Mustafa da. Telefonlarımızı da ben değer hocalarımız da. Evet, hazır olana kadar ben mesajlardan okumak istiyorum. Hocamı da dinlendirelim dilerseniz. Tamam. Hocam da tevfik dinlendirelim. Bizde geri yok. Hep ileri, hep ileri. Teşekkürler. Şirvan ileri. İbrahim kendi başına. Böyle demişler İstanbul'dan. Ben onu atladım, özür dilerim. Bir daha okuyabilir misin? Bizde geri yok. Hep ileri, hep ileri. Teşekkürler Şirvan. İleri demişler. Bu Güneri ama ileri de grupta başka bir arkadaşın soyadı. Fark etmez. Evet. Ayşe Karabulut Şahin, hemşerim Talas'tan. Ali Bey hepinize selamlar. Ayşe yine Ayşe Karabulut Şahin. Sevgili Metin abicim, muhteşemdin. Kliplerinin devamını bekliyoruz. Neydi süper? Yok, süperi yok. Sadece. Star. Sade star. Şimdilik star. Süper şimdilik star. Şimdilik star. Ne zaman ikinci bir programı yaparız Şirvan hocam? O zaman bir artık kaset daha. Şirvan hocam ne zaman müsait olursa. Evet, bir o zaman bir sözünü alacağım. Çünkü sözünü yani alalım. Yok, bugün. Aynı programda iki kere de olmaz. Yok. Şöyle yapacağız. Recep Bey'in inadına ben de bağlama getireceğim. Siz de gitarla ikimiz birden 3-4 tane güzel Kayseri türküsü tamam. Seslendirelim. Hiç konuşmadan. Ama Recep Tek Yıldız, hepinizi çok seviyorum. Saygılarımla gözlerinizden öpüyorum demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Onu da belirtelim. Ufak bir kırgınlığımı da burada belirtmeden geçeyim. Yok bir şey oldu. Her şeyle dört dörtlük canım babam. Çok güzel söylemişsin Ormancı'yı. İşte benim için söylemiş olma beni daha çok duygulandırdı. Teşekkür ediyorum. Ayrıca emeği geçen herkese de teşekkürler. Devamını bekliyoruz. Ayşegül Kılıçarslan. Hakan Düzardı, Saat Kulesi Padişah 2. Abdülhamit emriyle yapılmıştır. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Düzardı, birinci soru var. Almanya'dan. Teşekkür ediyorum. Aynur Yücel Kayhan, üçüncü soru Kız Kulesi Bünyan'da. Harika. Biz bilmiyorduk. Siz bilmiyordunuz onu. Bilmiyorduk, evet. Yayından önce öğrendik. İbrahim kendi başına. Talas'ta General Trikopis Yunan Komutan Talas'ta konuk edilmiştir. Güzel. Bu da çok güzel. Aliye Karacagil, Hacı Ahmet Paşa Camii, Doğancı Hacı Ahmet Paşa Camii, evet. Değil mi? Evet. Başka, Ahmet Paşa diye. Evet, İbrahim kendi başına sağ olsun. Kurşunlu Camii, Doğancı Ahmet Paşa Camii demişler. Ayşegül Kılıçarslan, ikinci soru Aliye Kazan. Gayet güzel. İbrahim kendi başına Kayseri Uçak Fabrikası Tomtaş. Evet. Ve değerli izleyenler, Sayın İbrahim kendi başına İstanbul'dan arıyorlar. Onu nasıl şey yaparız? Bir Face üzerinden herhalde bir mesajlaşırız. Adresini alıp gönderebiliriz. Tabii. Ben onu kendisine Sayın Ayşegül Kılıçarslan, evet, kızınız. Ona takdim ediyoruz. Yaptım. Aliye Karacagil. Onu Yoğun Burç'a bırakacağız efendim kitabınızı. Evet. Yoğun Burç'tan istediğiniz zaman alabilirsiniz. Pazartesi gününden sonra ama lütfen. Pazartesi gününden itibaren diyelim. Fatma Mazmanoğlu İlhan. Yoğun Burç'a bırakacağız kitabınızı efendim.
Aynur Yücel Kayhan, ben size Hakan Düzardıç, Mehmet Düzardıç. Ben gönderirim. Evet, Semra Akut Hanımefendi de adresine göndeririz. Adresi göndeririz. Teşekkür adresi ediyorum. İlgiler, evet. İlginiz için. Ve hazır mı? İki numara. İki numara mı hazır Mustafa? Alo. Alo. Hocam. Alo. İyi akşamlar Metinciğim, buyurun. İyi akşamlar Metinciğim. Oo, Mehmet Yavruç hocam, iyi akşamlar. Nasılsınız hocam? İyi akşamlar, teşekkür ederim. Hocam sesiniz sanki burada gibisiniz. Sesinizi duyduk, ne kadar mutlu olduk hocam. Ses iyi mi gelmiyor? Aa, çok güzel geliyor sesiniz hocam. Tamam, şimdi hocam konuğumuz... Şirvancığım merhaba. Hocam merhaba, merhaba hocam. Ali Bey hocam. Merhaba hocam. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bizden de saygılar. İzliyorum. Ben televizyondan normal izliyorum. Ne gayet güzel gidiyor. Her şey çok güzel. O derece yapılan yarışmayı ben lisede o zaman müdür maviriydim. Evet. Kurbangil'in. Evet. Çok iyi hatırlıyorum. Oradaki akşam lisesinden benim de can arkadaşım Faruk Karaca soyadını Karaca, evet, evet. Demiştiniz. Evet, hatırladım. Hatırladınız mı? Evet, evet hatırladım. O, KDT'nin liseler arası müzik yarışmasında o birinci olmuşlardı. Yine akşam lisesi bizim bünyemizde, hatırlayın, halk oyunlarında da yine Milliyet Gazetesi'nin yapmış olduğu yarışmada, liseler arası yarışmada yine birinci oldu. Derece yaptı. Yani şunu demek istiyorum. O lise sadece derslerde, sadece sınavlarda değil, sosyal etkinliklerde de hep önde giden, yine orada da adını tüm Türkiye'ye duyuran bir liseydi. Akşam lisesiyle, gündüz lisesiyle hem büyük bir başarı hem de sosyal etkinliklerde her zaman öne çıkan bir liseydi. Zaten burada o musiki alanında veya diğer sosyal etkinliklerde, örneğin sporda öne çıkabilmek burada nedir? Bireysel farklılıktır. Şimdi bir grupla, diyelim ki okulda, diyelim ki bir mesire yerinde, diyelim ki bir herhangi bir alanda, bir kapalı açık alanda birinin çıkıp bir enstrüman çalması, onu seslendirmesi, o bireysel farklılıktır. Nasıl birisi çok zeki öne çıkıyor, işte bu da o alanda bizim lisemizi öne çıkaran bireyler, bunun başında da Şirvan ve kardeşleri geliyor. Onlara da destekle girdim. Tatlı kardeşleri gibi oldu ama hocam güzel oldu. Şirvan ve kardeşleri. Evet, buradan tekrar evet, kulaklarını anlatalım. Evet, Semih, hocam, diğeri o gerçekten Şirvan bu konuda musikinin hemen her dalında çalıp sizlerin bildiği gibi söyleyebilen, bu dalı adlandıran birisi ve lisemizde gerçekten bu alanda öne çıkmış, büyük fark yaratmış. Bunlar nedir? Bireysel farklılıklardır. İşte Şirvan'da bunun önde gelenlerinden biri. Hocam ben bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten çok güzel program hocam, oluyor. Hocam bir saniye, hocam bir dakika hocam. Keyifle, hocam bir Şirvan bir şeyler söyle. Devamını da Ali Bey hocam, Metin Bey hocam, Tevfik Bey hocam devamını da diliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hayır, Şirvan hocam. Bizim şu anda izleyicimiz Sayın Recep Bey var. Çok konuşunca kızıyor. Bak size de fırça gelebilir. Şirvan hocam size bir şey sormak istiyor. Şaka yapıyorum elbette. Buyurun. Tabii. Sevgili hocam. Teşekkür ediyorum söylediğiniz bütün şeylere ama o lisenin sosyal alanlarda da, sadece ders değil, ders dışında sosyal alanlarda da başarılı oluyor olmasının altında da siz değerli hocalarımız yatıyorsunuz tabii ki. Her yerde olmuyor çünkü bunlar. Evet. Yani her lisede olmuyordu ama Kayseri Lisesi'nde oluyordu. Evet. Bu farkı da aslında siz yaratmıştınız. Kayseri Lisesi'nin bir ayrıcalığı, işte bunlar bir Kayseri Lisesi'nin farklılığı. Maalesef biz bunları yeni dile getirmeye, yeni her tarafa duyurmaya çalıştık ama onlar... Siz hatırlayın, sizin musiki alanında, akşam lisesi olarak söylüyorum, diğerlerinin o halk oyunları alanında, evet, bunlar evet, hep birinci oldu. Hocam, sadece çok... dedim ya, evet, bu bilim, bilgi alanında, sınav alanında başarılı olmanın yanında sosyal etkinliklerinde de lise her zaman öne çıkmıştır. Hocam çok teşekkür ediyorum. Istiyorum.
tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Eğer lütfedip kabul buyur. Onun metine ver. O kitabı metine tamam. Verdim ben de onu diyecektim hocam. Metine verdim. Metin bak hocam ekranda bak aldım hocam. Aldı hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben sana teslim edeceğim hocam. Mustafa hocam iyi akşamlar diliyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Yavrucu hocam selamlar. Evet çok teşekkür ediyoruz. Evet Mustafa, 4 numaralı bağlantıyı da hazırlayalım. Şu anda zannederim Mustafa'cığım reklam vaktimiz mi geldi? Şimdi reklam bağlayacak. Bağlayacak yok, mı? Reklam... Tamam. Bağlayacak. 4 numaralı bağlantıyı da alalım. Şurdi. Bu arada Şurdi Özbey. Hocamdan bir şarkı dinledik, bir eser dinledik. Sevgili Metin'in starlığını teslim edecek. Benim de bayatlardan bir tane. Bayatlardan. 93 kasetten yine bir şarkı. Evet, hazırlanana kadar şarkı dinleyelim şimdi, Mustafa. Ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Metin'in halk müziğinden bir örnek verdi. Hocam Türk halk müziğinden aranjman verdi. Ben özellikle onu bildiğim için bugün o albümdeki en arabesk türkü karışımı şarkımı nasıl seçtim. Nasıl istiyorduk sevgili yönetmenimizden? Sevgili yönetmenim, bunu saymıyorum dünya. İzleyelim. Hocam da izlesin bayat bayat. Çocuğum
programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir bağlantımız bir var. Bir tebrik etsek de sonra. Evet. Evet. Aa, ya, pardon. Özür dilerim. Evet. Not vermeyeceğim çünkü ayıp olur. Kalem notu. Hayır. Ben almıyoruz zaten. Çok teplik ederiz. Ben teplik etmeye gerek görünen köy kulağımız istemez. Çok güzel her şey. Yani bir profesyonel bir şey. Şirvan hocam bir şey söylesin. Şirvan hocam bir... Söylesin demiyorum. Sadece... Yok. Övmeyecek yani, zaten. Evet. Valla keyifle dinledik. Çok güzel bir şey de yakın tarihte de değil. 93 mu dediniz? 93. Yani çok bir güzel gayet. Sizden bir söz daha alacağım. Bir gün bende oturuyoruz. Gitarla şarkı çalıp güzel bir kendimize klip yapıyoruz. Metin inadına bunu koyuyoruz. Tamam da bana ne inadına? Ben de klipte oynayayım. Bana ne inadına? Ben de klipte yani, oynayayım. Metin'in inadına mı oluyor? Hayır, inadına lafı burada aslında. Metin'e rekabet olsun. Rekabet olsun. İnadına. Yani işte şey yapalım. Ben de orada klipte görüntü olarak oynayayım. Neyse süperstar değilsin artık. Telefonumu saldır. Hocamın onayıyla. Sevgili izleyiciler şu anda bir telefon bağlantımız var. Antalya'dan Cudi Özbay. Cudi. Sevgili. Alo. Sevgili kardeşim biraz geç kaldı Cudi'cim. Hoş geldin. Nasılsın? Ne var ne yok? Çok teşekkür ederim sevgili Metinciğim. İyiyim. Öncelikle sizi izleyemiyorum ben. Maalesef sizi izleme şansım yok. Daha sonra internetten ama her programınızı büyük bir keyifle, büyük bir zevkle ve sizlerle iftar ederek izliyorum arkadaşım. Çok teşekkür ederiz. Şu anda Şirvan'la beraberiz. Şirvan'la ilgili anıların ne söyleyeceksin? Buyurun karşılık. Önce bir merhaba diyelim ya. Önce bir merhaba. Şimdi merhaba. Sevgili Şirvancığım iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Vallahi bomba gibiyim. Maşallah, maşallah. Görüyorum bomba gibi olduğunu. Sizler bomba gibi oluşu bizleri çok mutlu ediyor. Sizler bizim medar iftarımızsınız. Aşağı yukarı bir nereden baksan bir 40 yıllık dostluğumuz var. Tabii. Vay vay. Şirvan'la biz uzun yıllar dostluk yaptık. Sağ olsunlar. En güzel arkadaşlığımızı yıllar öncesinde başlattık. Bugüne evet. Kadar da hoş son 15-20 yıldır görüşemesek de zaman zaman Facebook'ta görüşme evet. Şansımız oluyor. Evet evet. Yani sesimizi uzun zamandır ilk defa burada duyduk. Bu da ben televizyon olarak teşekkür edeyim. Bütün bir aile olarak teşekkür edeyim. Evet gayet evet güzel. Çok sevindim Cudi ya sesini duyduğuma vallahi. Ben önce Ali Peker'e teşekkür edeceğim. Tevfi'ye teşekkür edeceğiz. Ondan sonra ben geride kalıyorum. Kesinlikle. biz sana teşekkür ediyoruz. Metin. Hayır. Kesinlikle siz şimdi beni sevgili şeye, Metin. Evet. Böyle bir program yaptığım için ayrıca kutluyorum. Ne demek sen rica ederim. Tebriklerimi iletiyorum size. Ne güzel böyle geçen bölümlerimde hocalarımızla görüşme ya da onları görme şansımız oldu. Uzun yıllardan sonra. Şimdi de sevgili arkadaşım Şirvan'la beni yüz yüze demeyeyim de ses sese getirmiş oldun. Evet. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sevgili Şirvan, tüm arkadaşlara çok selam söyle. Başta Semih olmak üzere, Osman'a, Vahit'e, Mustafa Pekmezci'ye, herkese. Hamit Pekmezci'ye çok çok selamlarımı söyle kardeşim. Herkese söylerim baş üstüne. Peki yüz yüze ne zaman görüşeceğiz? Çok yakın zamanda geleceğim. Metin'le görüşüyoruz bu konuyu. İlk liseliler buluşmasında aranızda olacağım. Çok sevindim. Ve o günü iple çekiyorum. Büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum sevgili Şirvan. Şimdi, tamam. Şöyle inşallah Antalya'da da bir buluşma gerçekleştireceğiz. Sizin sayelerinizle. Orada bir hazırlıklarımız artık bu seçim dönemi falan olunca pek biraz geride bıraktık. Antalya'da büyük bir buluşma yapacağız inşallah. İnşallah elimden gelen her şeyi yapacağız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Katıldığın için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Öpüyorum. İyi akşamlar. Iyi hepinize saygılar. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Reklam arası vereceğiz. Yönetmenim uyarıyor ama Talas'tan. Bu da benim Anayurt Ortaokulu'ndan sınıf arkadaşım. Kayseri Liseli. İsmet Battal Balcıoğlu. Süper program. Severek izliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Talas'tan da arkadaşlarımız arıyorlar. Bize benim Anayurt Ortaokulu'ndan arkadaşım. Sizin Kayseri Liseli arkadaşımız. Evet değerli izleyenler bu mesajımızı da okuduktan sonra şimdi bir reklam arası verelim. Reklamların ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi reklamlar.
Sevgili izleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık demeden ben biraz mesaj okuyayım. Evet, oku. Sayın Semra Kurt, şarkılar için Gülaycığıma, Şirvan Bey'e, Tevfik Bey'e çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler. Bana teşekkür etmemişsin. Metin'e teşekkür etmemiş. Vallahi bir bana etmemişsin. Semra, vallahi bir bana etmemişsin. Teşekkür. Evet, misafirlerimizden dolayı izleyemedik. Tekrarını izlerik inşallah. Tebrikler demiş Şaziye Demirsu. Evet. Sayın Afet Kılıç, hayırlı uğurlu olsun. Her zaman başarılar. Özellikle klibi çok beğendim demişler. Sayın Ahmet Koparan, teşekkür ediyoruz efendim. Tevfik kardeşim başta olmak üzere hepinizi tebrik ediyorum. Dördüncü sorunun cevabı. Ben Ahmet Koparan'a buradan bir selam ileteceğim. 1981'de Kars'ta askerlik yaparken tanıştığım asker arkadaşım ve bugüne kadar hala görüştüğüm bir dostum. Evet. Biz de teşekkür ederim. Bu ve sizin cevabınız vesilesiyle kısa bir sohbet gelişti burada. Tevfik kardeşim başta olmak üzere hepinize selam, tebrik ediyorum demişsiniz ama dördüncü sorunun cevabı Kayseri'nin ilk kadın milletvekili, 1935'te seçilen ilk kadın milletvekili. Siz Ferruha Güp Güp, ya Ferruh Güp Güp yazmışsınız. Ben Ferruha Güp Güp diye telaffuz ettim. Sevgili arkadaşım dedi ki Ferruha diyorsunuz ama onun aslı. Ben de Ferruha diye hep böyle düşünürdüm ama Ferruh. Ferruh, yani Ferruh Güp Güp. Ferruh Güp Güp. Evet. Nereden de bunun kanıtını nasıl vereceksiniz? Millet Meclisi'nin o dönem dönem yayınlanan albümleri var. Bu albümde geçen isim Ferruh Güp Güp. Millet Meclisi'nin evet, albümlerinde Ferruh Güp Güp, Güp olarak geçiyor. Biz Ferruha Güp Güp olarak. Ama bize böyle geliyor. Hani erkek ismi, kadın ismi gibi. Devam edin lütfen. Evet, Ahmet Bey'in de kitabını hazırladık. Yoğunmuş'tan alabilirler mi? Alabilir. Yoğunmuş'tan alabilirsiniz. Alabilir. Teşekkür ediyorum bilginiz için. Telefonumuz hazır telefon... sevgili Mustafa. Bir telefon bağlantımız daha olacak. Onu da hazır olsun. Telefon abi bağlantımızı... Metin'i konuştur bak ya. Gerçekten abi ben... Şimdi yok ben... zaten sevgili Metin telefona merhaba diyecek. Buyurun Metin. Hazır olduğu an hazır, hazır değil ben bakıyorum. Ya ben şimdi aslında Şirvan'a bazı sorular sormak isterdim tabii bazı ama bir tanesini sor. Dur. Şimdi telefon bağlantımızdan sonra soruyorum. Ondan sonra Mustafa, birkaç tane olsun. Ondan sonra sorayım değil mi? Evet, hazır mı? Hazır Mustafa? Mı? Evet. Sevgili Mustafa Pekmezci. Alo, sevgili Mustafa Pekmezci. Evet, evet. İyi akşamlar sevgili Mustafa Pekmezci. Evet, nasıl, evet duyuyorum. Nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkürler, sağ olun. Herkese merhabalar. Merhaba. Merhaba, merhaba. Mustafa Bey bizi izleyebiliyorlar mı acaba? İzleme imkanı var. Mustafa Bey bizi izleyebiliyor musunuz? Evet, şu anda izliyorum ama biraz ses şey geliyor, zayıf geliyor. Tam olarak alamıyorum sesinizi. Şirvan... Evet, herkese merhaba, beni duyuyorsanız. Biz çok rahat duyuyoruz efendim. Duyuyoruz. Teşekkür tamam. ederiz. Çok tamam. Biz çok rahat evet. duyuyoruz. Şirvan'cığım merhaba. Merhaba, Şirvan'a merhaba. Merhaba Mustafa, merhaba. İyi oldu. Alo. Alo. Geliyor, sesin geliyor Mustafa Bey, buyurun. Evet, bir soru soralım evet. Mustafa Bey'e, onun cevabını alalım. Sizle birlikte dönem arkadaşınız mı Mustafa Bey? Tabii tabii çok çok eskilerden, çok eskilerden. 40 hani hep 40 yıl denir ya. 40'lar hep 40 denk geliyor dostan. Aslında ya. Mustafa Bey, Şirvan hocamla ilgili bir anınız var mı okul dönemlerinden? Valla okul dönemlerden daha ziyade Şirvan'la bizim 40 yıllık, 40-45 yıllık bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Çok eskilere dayalı bir arkadaşlığımız var. Onun haricinde ben şöyle söyleyeyim. Buyur. Aslında yeteri kadar Şirvan, daha doğrusu bu Buyurun. Mustafa Bey, sizi dinliyoruz. Bağlan. Evet. Ses girip gidiyor, onun için çok rahat konuşamıyorum. Biz sizi şöyle duyabiliyoruz lütfen. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Mete 7500. Mete 7500 evet. Gerçekten evet. Kayseri'de bir efsaneydi. Yani dünyada bir Beatles efsanesi vardı. Türkiye'de bir Beyaz Kelebekler, bir Moğollar, bir Dadaşlar gibi büyük orkestralar vardı. Kayseri'de de Mete 7500 vardı. Yanına eklediğimiz, benim de gökkuşağı olarak eklediğim bu Mete 7500 harika işler yaptılar, müthiş şeyler yaptılar. Yeteri kadar arkadaşlar biraz şey gibi olacak ama yeteri kadar
kendileriyle uğraşamadıkları için, daha doğrusu bu müziği ileriye götüremedikleri için içimizde bir yükte kaldı. Hepimizin içinde bir yükte kaldı. Onları dinlemekten, onları şey yapmaktan büyük keyif alıyorduk. Bir gün Şirvan'da otururken bir anımdan bahsedeyim. O şekilde evet. Şey yapalım. bir 10 yıl, 12 yıl geçtikten sonra Şirvan'la dedik ya bu orkestrayı nasıl bir araya getirebiliriz? Bu değerli orkestrayı, bu güzel orkestrayı nasıl bir araya getirebiliriz? Nasıl, ne yapabiliriz falan dedik. Ve Kayseri'de konser verdik. Konserler ayarladık Şirvan'da ikimiz. Ve arkadaşlara da kimi İstanbul'da, kimi İzmir'de, değişik yerlerde arkadaşlara da biraz emrivaki yaptık. Şu, biz bu konseri ayarladık. Ondan sonra gelmek durumundasınız falan şeklinde. Kayseri'de muhteşem bir şekilde iki konser verildi. Bir de Ankara'da konser verildi. Ama bunlar hep hem Kayseri'de hem bizde tadı damağımızda kaldı. Ve son olarak şöyle söyleyeyim, biraz programı fazla şey yapmak istemiyorum. Son olarak benim kızımın nişanında arkadaşlara sağ olsunlar İzmir'den, İstanbul'dan, değişik yerlerden gelerek bizi onur ettiler. Tekrar dinli oradaki gelen misafirlerimize nefis bir müzik ziyafeti vererek bizleri onur ettiler, dinlettiler. Ayrıca Şirvan'a da bu konuda çok teşekkür ediyorum tabii, diğer arkadaşlara da. Bu güzel programında yaptığınız için bu arkadaşları bu şekilde yani bu ışıkları Kayserimizin bu değerli insanlarını çıkarttığınız için sizleri de kutluyorum. Programınızın başarılarınızın devamını. Mustafa'cığım devam edecek zaten inşallah. Ben bir şey söylemek isterim. Şimdi Mustafa böyle söyledi geçti de o konserler dönemi falan. Biz müzikle uğraştığımız için hani sanatçılarda pek böyle girişimcilik ruhu yoktur, azdır falan filan. Bu işleri toparlayan, çekip çeviren Mustafa Pekmezci'dir. Onun o girişimci ruhu ile, onun heyecanı ile. Çok önemli o. Evet, yani şöyle söylesek hiç yanlış olmaz. Pekmezci olmasa o konserleri biz yapmamış olurduk bugün. Çok teşekkür, ederiz evet. Sayın Pekmezci. katıldığınız vallahi için. Vallahi Şivancığım çok, hadi, iyi çok akşamlar. Teşekkür ederim. Yani sen, senin grubu, senin arkadaşlarını, kardeşlerini anlatmakla mütevazi davranıyorsun. mütevazi davranıyorsun. Gerçekten çok çok değerli, çok çok... olması gereken çok şey yerlerde olunması gerekirken büyük belgeseller çekilip yani gerçekten büyük belgeseller. Çünkü şöyle de hatırlıyorum, onun için biraz abartıyor gibi gözükebilir ama eğer bir Kanal D'de Cüneyt Özdemir arkadaş 5N1 K gibi programda sizleri belgesel olarak sunuyorsa, bir YouTube'da İzzet Öz gibi dönemin o büyük müzisyenleri sizlere işaret ettilerse, şu anda sen çok mütevazi konuşuyorsun. çok daha değerli, çok daha olması gereken şey yerlerde olmanız gerekirken kendi işinizden, kendi durumunuzdan tabii ki Mustafa Bey, sanatçılar genelde mütevazıdır biliyorsunuz. Yani bu sanatçılığın şeyinde vardır. Şirvan Hocam da bu konudaki en iyi örneklerden biri. Elbette çok daha takdire layık olduğunu biliyoruz. Ve katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz efendim. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Herkese çok selamlar, çok saygılar. Saygılar. Teşekkür ederim. Bizden de selamlar. Şimdi Anayurt'tan benim iki okul arkadaşım yorum yazmışlar. Buyurun okumam efendim. Gerekiyor. Tabii, buyurun. Bir de İsmet Battal Balcıoğlu. Konuk tanıdık. Sunucular hiç yabancı değil. Süper program oldu. Devamını bekliyoruz. Konuk tanıdık. Sunucular yabancı değil. Yine mektep arkadaşım Bircan Torun. Harikasınız. İyi akşamlar. Güzel program oluyor. Tüm dostlarım yayında başarılar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Hepsine teşekkür evet, değerli izleyenler, arz etmiş olduğumuz gibi havada bulut yok. Değerli izleyicilerimize, değerli Kayseri Liseli arkadaşlarımıza hediye edeceğiz. Bunu bugün sevgili Metin'in ulaştırabileceği arkadaşlarımız varsa Metin'e teslim edeceğiz. Ulaştıramayacağı arkadaşlarımızın kitaplarını da yoğun burca bırakacağımızı belirtmiştik. Bunu da Facebook üzerinden sen yorumlarla hangi arkadaşın kitabını ne şekilde ulaştıracağımızı belirtiriz. Telefonumuz var mı? Telefonumuz yok artık. Mustafa vurdum hocam, cevap vermiyorlarmış. Muhtemelen müsait değiller.
diğer telefon bağlantılarımız. Metin'im az bir süremiz kaldı. İstersen sen Şirvan Hocam'a soracağın soruların aklında kalmasın. Ben şöyle bir şey, ben hep şey yapıyorum, çok hoşuma giden bir şey var. Senin sorun bu, biliyor musun? Ben yaşamadığınız için pişmanlık duyduğunuz şey var mı? Yaşamak istediğiniz ama yaşamadığınız, pişmanlık duyduğunuz, içinizde ukde kalan, içinizde ukde kalan bir şey var mı? Yani ben bu soruyu çok seviyorum. Yani benim pek yok da. Benim sorulardan kopya çekiyor. Seni çekiyorum. Benim sorulardan kopya çekiyor. Çok hoşuma giden bir soru. Ben gerçekten bu soruyu çok seviyorum. Ya, tabii soru doğru. Güzel bir soru. Ben aslında bireysel olarak öyle bir pişmanlığım yok. Ha. Yani ben nasıl yaşadıysam o yaşadığım şeyi hep sevmişimdir. Ama kendi adıma değil ama grup adına MT7500'ün çok önemli yerlerden kıl payı dönmesine çok üzülmüşümdür. Hı-hı. Grup adına. Evet. Bu sadece de grup değil, müzik severler adına da bir şeydir. İşte bu da bir şey yani. Yani bu var evet. Evet, ama tamam. Onun dışında ben yaşamımı seviyorum. Ah keşke 2005 2,5 lira da diretmesen 1 liraya razı olsaydım. Ne olurdu. Peşin çıksaydım. Yani evet. İşte Kayserilik evet. Var ya. Doğru. Nazarlık yapacağım. Evet. Sohbet evet. Çok tatlı evet. Ama uyarıyı aldın herhalde. Yönetmeniz öğretti. Değerli izleyiciler, sevgili Kayseri Liseli arkadaşlarım, yayınımız burada sona eriyor. Haftaya canlı yayın konuğumuz Kayseri Lisesi'nin fark yaratan mezunlarından, lisemize basketbol dalında hizmet vermiş değerli insan Fevzi Önder'le birlikte olacağız. Evet, tebrik kiminle söyleyeceğim bir şey var. Sevgili Recep Bey, ben haftaya yokum. Ertesi hafta da yokum. Ama bir sonraki hafta. Zannederim 11 Mart mı oluyor? 11 Mart, evet. 11 Mart'ta çok değerli bir konuğumuz olacak. Yasemin Hanım'dan. Yasemin Avanoğlu Haydo Hanım'dan. O zaman olacağım ve sözlerini daha az kesmeye dikkat edeceğim. Teşekkür ediyorum. Bu arada Şirvan Hocam da bir iyi akşamlar dilesin Metin. Sen bize es geçeceksin. Tamam. Şirvan Hocam. Zorla biz kendimiz konuştuk. Öğrencilerimize. Ne yapayım zorla. Söz vermiyor yoksa. Yoksa söz verdi ama çok konuştu. Çok konuştu. Evet. Söz yok. Bir daha az konuşalım. Şirvan Hocam öğrencilerinize, arkadaşlarınıza. Tabii. Size selamlarınızı iletin. Böyle bitirelim. Valla burada olmaktan çok mutlu oldum. Ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Burada olmamızın altında yatan Kayseri Liseli ruhuyla... Ortak noktamız öyle. Evet, Kayseri Liseli olmanın ayrıcalığı... Artık söyleyelim ayrıcalık değil mi? Yani gerçekten ayrıcalık. Bu ayrıcalıkla bütün eski okul arkadaşlarıma, sevgili hocalarıma... Onun dışında tanıdığım herkese selam, saygı, sevgi. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten. Ben size teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Hepimiz Recep Bey keyif almadı. Hepimiz aldık. Recep Bey'le beni tanıştır ama ya onu unutma. Peki. Buyurun Metin. Peki bizi izlemeye devam ediniz. Hepinize yorulmadan, usanmadan, zevkle bizi izlediğiniz için sevgilerimizi iletiyorum. İyi geceler.